Kadınlarda en sık görülen kanser türü meme kanseridir. Bunu uterusun korpusu, daha sonra over kanseri, en düşük oranda da serviks kanseri izlemektedir. Kadınlarda görülen kanserlerin tabii ki kanserin yarattığı sağlık sorunları ortak olmakla birlikte bu kadının üreme fonksiyonlarını, kadınlığı ile ilgili rollerini, kadın olma kimliğini etkilediği için daha önemli ve bizim daha önem verdiğimiz sorunları ortaya çıkarmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün tedavi edilebilir ve korunulabilir kanser olarak tanımladığı kanser türlerinden birisi meme kanseri, diğeri serviks kanseridir. Kolon kanseri de vardır ama bunu kadına yönelik kanserler içinde ele almayacağım için bu ikisinden bahsetmek istiyorum. Meme kanseri erken tanılandığı takdirde tedavi edilebilir bir kanserdir. Bunun için 2 yılda bir ya da yılda bir mamografi ve klinik meme muayenesiyle meme kanserinden korunulabilir, önlenebilir. Serviks kanseri de yine erken tanıyla önlenilebilir bir kanserdir. Serviks kanserinin etkeni olan human papilloma virüs dediğimiz virüsle karşılaşan kadınları HPV'ye yönelik tarama testleri ya da Pap-SMIR dediğimiz tarama testleriyle tanımladığımız takdirde serviks kanseri de önlenebilir bir kanserdir. Serviks kanserinden korunmak için de Türkiye'de uygulanan programlarda her kadının cinsel işlevi başladıktan sonra 3 yıl sonra başlamak üzere 5 yılda bir Pap-SMIR yaptırması ya da HPV yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Hemşirelerin en önemli bu alandaki görevleri eğitim, danışmanlık ve koruyucu hizmetlere yönelik alanlarda görev almaktır. Koruma faaliyetleri içinde kanser tarama programlarında özellikle sigarayla mücadele kanserden korunmada en önemli faktördür ve burada sağlık eğitiminin önemi büyüktür. Tarama programlarına katılmalarını davet etme kadınları, meme kanseri, mamografi yaptırma ve Pap-SMIR yaptırmaya davet etme, eğitim verme, obezite ile mücadele. Bunlar kanserden korunmada bizim en önem verdiğimiz alanlardır ve hemşireler eğitim danışmanlık yaparak bu alanlarda önemli görevler üstlenirler ve hemşirelerin etkin rol aldığı kanser tarama programlarının da hem maliyeti düşük hem de oldukça başarılı olduğu araştırma sonuçlarıyla gösterilmiştir.